Merhaba sevgili dostlar, Para Havadis kanalına hoş geldiniz. Yine bir günlük analiz videosu ile karşınızdayız. Ramazan ilk günü nasıl geçti? Umarım iyi geçmiştir. Umarım oruç tutan arkadaşlarımız zorlanmamıştır. Yemekleri yediniz mü? İftarı yaptınız mı? Gadasını aldıklarım. Evet, gadasını aldığım kelimesi hangi ilimizde, illerimizde kullanılır? Günün sorusu. Bilene... Bilmiyorum. Bir şey yaparız artık. Bilene bir şey yaparız. İlk bilen bir şey kazanır. Ne kazanır? Bilmiyorum. Ona göre bakarız. Evet. Şimdi hemen Bitcoin'le başlayalım. Evet. Bitcoin'de dün gırgır şamatasına çizdiğimiz çakma çanak formasyonu, çakma çanak formasyonumuz bugün gerçekleşti. Çakma çanak formasyonumuzun derinliği kadar Bitcoin yükseliş yaptı. Buradan görüyorsunuz. Twitter'da bunu yazdım. Çakma çanak formasyonu döküm tencere oldu. Döküm tencerede yemek iyi olur. Evet. Bitcoin yeşil çizgimizin üzerinde sabit kalarak çanak formasyonunu tamamlayarak arkadaşlar şu an 63.299 seviyelerinde devam ediyor. 63.826 seviyelerinden geri dönmüş. Ne demiştik o dün veya dün değil. Biz bunu ne zaman dedik? Tabii. Kaç gün oldu? 4-5 gün dedik. Ne dedik? Bu yeşil çizgiyi ne zaman çizdik biz? Bir hafta oldu herhalde. Bu bir yeşil çizgiyi çizdiğimizde ne demiştik? Bu çizginin üzerinde 70.000 seviyelerini bekliyoruz. Sabit kalınmaya başarabilirse, tutunmaya başarırsa. Bu yeşil çizginin üzerine çıkıp da sabit kaldığı sürece de altcoin'leri ezer dedik. Bugün biraz altcoin'leri ezdi. Yani ne kadar ezdi? %10'luk ezmiştir yani. En babası %20'lik ezmiştir. Yani bu piyasada %10'luk ezmek, %20 ezmek çok böyle kafaya takılacak diye bir durum diye düşünmüyorum. O yüzden morallerinizi bozmaya gerek yok. Bitcoin paranın Bitcoin'e kayması diğer coinlerden biraz çekilme yaşatıyor arkadaşlar. O yüzden moral motivasyonunuzu bozmayın yani. O para tekrar Bitcoin'e geri gelecektir. Hemen bakalım mesela Bitcoin dominansı ne olmuş? Evet. Bitcoin dominansı gördüğünüz gibi turuncu çizgimizi de kırmış. Sonra tekrar aşağı çakılmaya başlamış. Vallahi mübarek hiç çizgi mizgi tanımıyor. Kafayı atıp atıp geçiyor mübarek. Yani gördüğünüz gibi şu an bir sıkıntı çok yok. Tekrar aşağı düşmüş. Bitcoin'de biraz altcoin mega rally'sinin başlamasından önce Bitcoin'de biraz daha yığılma bekliyorum açıkçası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Biraz Bitcoin şiştikten sonra diğer altcoin'lere para kayması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani geçmişteki izlenimlerimiz hep böyle. Tabii eskiden market hacmi 1'di. Şimdi market hacmi 5 oldu. Herhalde bütün gün oruç tutunca akşamleyin böyle ağzım açılmadı arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalı izliyorsunuz. Yorum bırakıyorsunuz. Beğeni söylüyorsunuz. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Evet. Total 2'de Total 2'de güzel işler var bak. Kanki gördün mü? Total 2 çizgiyi bozdu. Çıktı bunun üzerine. Çıksın. Devam et. Buradan yukarıya devam. Pampip şarkısı var. Onun gibi pampip. Total 2'mizde sıkıntı yok. DXY. Evet. Amerika'da bir enflasyon sıkıntısı başlayacak diye haberler okudum. İngilizce haberler. Bu kadar çok dolar basımından sonra dolar endeksinin düşüş trendine daha fazla gireceği ile ilgili biraz haber okudum arkadaşlar. Peki dolar trendinin düşüşe girmesi bize ne faydası var? DXY yani dolar endeksi ne kadar düşük olursa Bitcoin o kadar, Bitcoin altcoin'ler o kadar hareketli olur arkadaşlar. O yüzden Amerika'da enflasyon olmasına sevinelim mi? Sevinelim. Evet, hemen başlayalım diğer coin'lerle. Şimdi Twitter'dan, Telegram grubundan, YouTube kanalımızdan yazdığınız, istediğiniz coin'leri videoya başlamadan 5 dakika önce topluyorum. Önümdeki kağıda yazıyorum. Onunla ilgili beraber analiz yapıyorum. Siz de o söylediğim kanallardan birine yorum olarak yazarsınız. Ona göre icraata bakarız. Evet, TRX çizdiğimiz yolda devam ediyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bir üçgen çizmiştik buradan. Kesişen üçgen, kesişen trend çizgisi. Sonra şurada ufak çizdiğimiz bir
yılan var. Bu yılanın formasyonu devam ediyor. Aynen böyle. Buradan pırtlar dedik. Buradan pırtladı, yukarı doğru gidiyor. İlk hedefi 0.19 gözüküyor. 0.19 üzerinde tutunursa sonraki hedefte 0.21 diye gidiyor. Tron zaten bir epey bir bekletti. Epey bir bekletti. Beklettikten sonra da şu an artık harekete geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an Tron'la ilgili bir sıkıntımız yok. Tron Pump'da yeni alım için uygun değil. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte az sabretmek lazım. Çünkü burada hedefimiz olan 0.19'a ulaşır mı ulaşmaz mı onu bir test etmemiz lazım arkadaşlar. Bu 19 değil, önce 18.90 gibi bir rakam da gelebilir. O yüzden yani alayım mı malayım mı derseniz ben buradan almam şu anlık Tron arkadaşlar. O yüzden yani dünkü videoda alsaydınız iyiydi. Şimdi biraz böyle pump yaptı. Bu gece nereye gider izlemek lazım. GRT istemişler. GRT'yi dün baktım ben aslında ama bir daha bakalım. GRT fırlaması gerekiyor. Fırlamıyor. Şuradan ciddi bir satış yemiş. Burada ciddi bir satış yemiş. Tam şurada. Biz bunu çizmemiş miyiz dün? Niye çizmemişiz abi? Bak. Görüyor musun? Bak. Eski satış yer, yediği yerde satış yemiş. Bak bunu biz çizmemişiz veya gözden mi kaçmış? Bak. Eksi satış yerde yerden satış yemiş, tekrar aşağı çakılmış. Yani 2.14 sent civarına tutulmaya çalışıyor. Tekrar burayı deneyecektir. Burayı denediğinde tutulduğunda direkt hedefi 2.39'dur. Bunu da bu arada gözden kaçırmışız. Takip etmesi gerekiyor. Bugün arkadaşım biri Twitter'dan espri yapmış, sağ olsun. Buradan selamlar olsun. 3 tane yeşil mum yakarsa geçmek gerekir diye. Ben dedim ki drone'la ceza yazmasınlar, dikkat et dedim. Biliyorsunuz bazı işte oluyor, drone'larla ceza falan yazıyorlar. Burada da 2 tane yeşil mum tepki vermemiş. Bakın 3 tane yeşil mum tepki verip vermeyeceği ile ilgili incelememiz lazım. Ama şurada hafif böyle bir pump çizgisi oluşmaya başladı gibi gözüküyor. Biraz daha incelemek lazım. Yani GRT'nin yükselmesi için bir neden yok. GRT'de yükseliş bekliyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani GRT kelek atmış şurada. Ama şuradaki bir destek, şey, direnç çizgisini biz görmemişiz. Bakın burada bir direnç gelmiş. Bunu aşağı inmiş. Tekrar çıkmış. Burada tekrar oradan tepki almış. Şurada bir şey var mı? Hemen şöyle çekelim. Yani şununla belki şuralarda bir vurma çıkarma işleri var. Yani buradan biraz GRT'yi takip etmek lazım. XRP'ye dün fırça attık biliyorsunuz Taylor'la. Dedik ki kardeşim sen 6 aydan beri insanları 1 doların altında bekletiyorsun dedik. Sen şu an ne ayaksın dedik. XRP'ye isyan etti, lan sen kimsin de bana böyle artistik yapıyorsun diye. XRP bugün bizim dün söylediğimiz delikanlıkları bugün tekrar olaya getirdi. Şurada gördüğünüz gibi XRP ile ilgili bir 1.30'a oturursa oradan yukarı tırlar demiştik. 1.30'a oturdu, oradan yukarı tırladı. XRP'nin yolu açık gözüküyor şu an. Ama koşan atın peşinden gidilmez mantığıyla bu 1.30'da biraz daha sürülürse buradan tekrar bir alım fırsatı verir. Şu an alınır mı? Yani XRP'nin şu an davalarıyla ilgili süreçte olumlu gidiyor. Tabii ki olabilir. XRP bu grafikte yok ama sanırım 3 dolara kadar eski maksimum fiyat tutarı AHD neyse ne zımbırtıysa işte siz biliyorsunuz. Neydi? 3 dolardan 3 dolar mıydı ya? Hatırlamıyorum ki biz geçen 2017'de bunu kaçtı? 3 dolar mıydı? Bir bakalım hemen. 5 yıl. Binance borsasında yok. Binance borsasında yok. Bu XRP hangi borsada vardır bu? XRP. Evet, bakın Poloniex borsası. Poloniex. USE.
Evet. Bak gördünüz mü? 3 dolar. Evet. Ben bu işte yaşlanmamışım ya. Yeni video kanal, YouTube kanalı açtık diye bizi herkes yeni görüyor ama biz bu işte yaşlanmamışız yani. Biz ne ayılar, ne gargalar, ne papağanlar gördük. Ne buralardan alıp, şuralardan alıp, şuralardan alıp da daha 2018-2022 4 sene bekleyenleri gördük kanki. O yüzden XRP'ye ben bir şey deyince bana kızıyorlar. Niye kızıyor XRP'ye böyle diyorsun ya? Biz XRP'yi seviyoruz diye. Vallahi 4 sene beni de beklese ben de severim herhalde diyormuşum. Evet, Stellar. Stellar dün de fırçayı yiyenlerdendi. Bugün okları tamamladı, şuradaki okları. Buradaki en büyük direnci olan 0.69'a bir kafa vurdu. Vurmuş mu kafa? Kafa vuramamış. Tamam işte, kafa vurmak üzere burada. 0.69'a vurursa arkadaşlar, bu 0.69'dan tutunursa eğer, buradaki tutunursa bundan sonraki hedefi neresi biliyor musunuz? Ben size hemen söyleyeyim. Şurası. Kankiler. Eğer orada tutulursa buradan 0.69'dan sonraki seviyesi 0.89. 0.89 seviyesinde XRP bunlarla birlikte biliyorsunuz ikisi beraber yükseliyor. Kardeş, kankiler, kuzenler, çift yumurta ikizi. Buradan bir bombe yapıp buradan böyle tekrar double yapıp aşağı çakılmazsa, alım seyirleri devam ederse herhangi bir sıkıntı yok. 0.89 olabilir. Peki almak için nereden bakarız? Almak için ise şurası arkadaşlar. Almak istersek şöyle bir yer. En yakın yer burası. Şurası. 0.37. Buraya kadar düşer mi? Zor. Düşebilir de. Düşmek isterse alabilirsiniz şansınızı. Peki buradan alınmaz mı? 0.54'ten alıp kumar oynamayın mı dersiniz? Ben kumara karşıyım. Ben oynamam. Ama heyecan arıyorsanız olabilir. Ha bu daha yukarıya da gidebilir. Dediğim gibi 90 centlere gidip oradan 1 dolarlara da çakabilir ama şu an pump yemiş yani. Şu böyle çok uzunsa pump'tır bu. Bu pump yemiş. Biraz beklemek lazım. Elinde olan arkadaşlar da kar alabilirler veya bekleyebilirler. Yeni gelecek arkadaşlar da ben olsam şuradan itibaren girmezdim yani. Buradan önce öteye girmezdim diye düşünüyorum. Tabii alım satım kararları size kalmış arkadaşlar. Ben sadece aldığım yerden aldım, sattığım yerden sattım derim. Yatırım tavsiyesi vermem. Ah keşke öyle bir şey olsa da hep beraber alsak, hep beraber satsak. Hiç olmazsa hep beraber kazanırız. Fink baba. Ben de diyorum. Ne olmuş la buna diyorum. Allah Allah diyorum. Bu ne iş diyorum ya. Neyse burası şeyde kalmış. Hemen şöyle 4 saat alalım. Evet. Yani XRP şurada. Bakın ya şu pardon Wing'çiler. Bakın ya Wing için ne kadar çizgi çizmişim görüyor musunuz? Bu Wing'de, Holo'da, BT'de o kadar çok mağdur var ki, bir de Damp'te. O kadar çok mağdur var ki böyle yani oturup böyle acaba oradan o gelir mi? Buradan bu gelir mi? Şuradan şu gelir mi diye düşünüyorum, düşünüyorum, taşınıyorum. Tabii ki yani bu piyasada maalesef grafiksel işler her zaman işe yaramıyor. Evet. Buradaki üçgenimizi kırmış, yukarı çıkmış. Bunun üzerinde tutunursa şu tehlikeli alana kadar gelmesi muhtemel. Tehlike alan dediğimiz kırmızı alan, yani eski destek, şimdiki direnç olan alanda tutulursa yolu tekrar açık gibi gözüküyor. Şurada şu üçgenin devamında normalde üçgenin totosu kadar buradan bir yükseliş yapması lazım diye düşünüyorum. Tabii izlemek lazım. Ha, bunlar için tekrar her videoda söylüyorum. Bunlar zamanında ciddi pump yapmış coinler arkadaşlar. O yüzden bunların dinlenme süreleri biraz daha var. Şimdi sen bu kadar da yapsa yine zararını kurtarmıyor. Bak şuradan aldıysan, tepeden aldıysan, ben tepeden almayı seviyorum. Ben havadan alanları seviyorum. Bana temiz oksijen lazım. Ben aşağılarda takılmam. Sen kimsin diyorsan bu yukarıdan alan arkadaşların biraz daha sabır beklemesi gerekiyor. Bakın yukarıdan seven arkadaşlar, oksijeni çekmek isteyen arkadaşlar buradan bakabilir. Wing hakkında söylenecek çok bir şey yok. Her gün anlatıyorum. Her gün yapıyorum. Beklemek lazım. Bak buradan
3 tane kırmızıya çakılmış. Bir yeşil, bir kırmızı yapmış. Buradan go yapmış. Sonra tekrar çakılıyor. Yani abi millet doymuş. Yani şey yok. Tepeden alanların ellerinde kalmış bu iş. Hot. Holo 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 holo. Hot. Abi hot otobana girmeden bir şey olmaz. Hot otobanla böyle stabil olarak kimse kimseye kandırmasın. Bu otobanı da şöyle bir uzatalım. Çünkü bu uzayacak gibi. Yani bu otobanın içinde biraz süre, biraz yolculuk yapıp da ya kardeşim ben tamam otobandan sıkıldım. Tali yola çıkmak istiyorum. Dağ bayıra gitmek istiyorum. Bak dağ. Dağ. Bak burası dağ. Dağ. Anladın mı? Dağ. Deniz. Ben otoyolda sıkıldım kardeşim. Dağ havası yüksek yerlere çıkacağım demedikten sonra hotçu holocu arkadaşlarına biraz beklemesi lazım. Maalesef. Yani yeni yatırımcıların holoya artık holoyu özlemesi lazım ki ya holo kardeş biz seni çok özledik gel biraz daha takılalım demesi lazım ki buraya çıkması lazım. Holo dinlenmedi arkadaşlar. Şu an yalandan yere oradan oraya çizik atmanın hiçbir anlamı yok. Maalesef ve maalesef. BTT USDT. Torrent. Bir torrentçiler. Torrent. Torrentin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Torrentin bu BitTorrent'in hangi firma olduğunu, ne işler yaptığını, nasıl gidişatın olduğu ile ilgili bilginiz var. Yani bir holo gibi değil. O yüzden yani ben şahsen holoya hiç yatırım yapmadım ama BitTorrent'e yatırım yaptım. O yüzden iki defa o yüzden yedim bak. O yüzden biraz daha sabırlı olmak lazım. Şimdi şurada bir kötü senaryomuz vardı. Dedik ki bu sarıya bu eğer bu çubuğa şuradaki üçgene çarpar yukarı çıkarsa şuraya kadar gider. Buna çarpmazsa ya rölantide devam edecek dedik ya da böyle bir formasyona girecek dedik. Şimdi böyle bir formasyona girmemesi bizim için biraz iyi. Girmeyecek gibi gözüküyor. Burada daha önce çizdiğimiz 0.075 eski dirençe şimdiki desteği olan seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Şunu bir silelim artık. Bunun çok bir işi kalmamış burada. Yani bu o kadar çok şu an tepki almamış gibi. Olursa bir daha çizeriz. İnsanların morallerini de bozmaya gerek yok. Şimdi şurada şuradan biraz gelip şuradaki kırmızı çizgiye kadar eğer bu destek seviyesine tutunmaya devam ederse biraz eski seviyeleri yani şu an 0.13-0.14 seviyelerine gelir gibi gözüküyor şu an tablo. Eğer o alanda tutunamayıp tekrar bu aşağılara çakılırsa demin sildiğimiz beyaz çizgiyle ilgili bir senaryo gerçekleşirse işler kötüye gider BitTorrent'te. Ama BitTorrent'in bu kadar ben şahsi olarak kendi yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum. Bu kadar böyle kötü bir hale geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet biraz dinlenecek, biraz sakinleşecek. Biraz güç toplayacak sonra kendine gelecek diye düşünüyorum. Evet. Hotçular, cileciler, Wingçiler, acıların coin derneği. Bir dernek kuralım mı? Batan dernekler. Coin'i batıranlar derneği. Atın peşinden gidenler derneği. Evet. Atın peşinden gidenler derneğinin günlük coin analizine hoş geldiniz sayın seyirciler. Atın peşinden gittik, zar ettik. Bir daha coin'de hangisinde zar edeceğiz sayın seyirciler? Pump'ı severiz. Pump biter biz öyle dalarız. Evet, ciliyiz. Şimdi bu bizim çizdiğimiz mor kalenin dikdörtgenin içine girdi arkadaşlar. Bunun içinde biz bu çizgide yani şuraya kadar 23 Nisan'a kadar cilizin bir yükseliş yapmasını en az 77 seviyelerine gelmesini bekliyoruz dedik. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama Cilis biliyorsunuz her zamanki gibi bak Müslüman güldürmüş sonra tekrar aşağı çakılmış. Abi güldürmüyorsun. Mübarek öyle Ramazan tweetiyle atmakla olmuyor. Mübarek Ramazan yazmakla olmuyor sayın Cilis. Öyle tweet atmakla olmuyor bu işler. Tweet atma Müslümanlara güldür. Artık Müslümanları güldür Cilis. Bir ton Türk sana yatırım yaptı. Güldür bizi. Alex. Duy sesimizi Alex. Duyamıyor musun?
Bir daha bakayım. Evet. Bu dikdörtgen çizgi içinde kare kare mi oldu? Dikdörtgen mi oldu artık? Açılınca dikdörtgen, dağılınca kare oluyor. Bunun içinde bir pump bekliyoruz arkadaşlar 23 Nisan'a kadar. 23 Nisan'a kadar pump yapması durumunda yükselişi biraz daha ondan sonra rölantiye bağlayacak diye düşünüyorum. Lakin izlemek lazım. Giliz biliyorsunuz ne grafik dinliyor, ne üçgen dinliyor, ne piyasa dinliyor, hiçbir şey dinlemiyor. O yüzden çok da böyle söylenecek çok da bir şey yok açıkçası. Yani oraya bir çizgi çiziyorsun, analiz yapıyorsun. İki tren çizgi çiziyorsun, normal bir yerde tutması lazım, tutmuyor. Al bunu da al, çizdin tuttu. Kötü Doge bile tuttu yani. Beğenmedin Doge Coin de bile tuttu. Ya, abi saydım bak. Wink, Hot, BTT, CZ, Doge. Grafik dinlemeyen. Kafasına göre takılan. Ama bunu da tuttu. Burada bir çanak formasyonu çizdik. Ne oldu? Kaçtan aldık baba? En son çizdiğimiz çanak formasyonunu söylüyorum. 0.066'dan almışız. Çanak formasyonu tamamlanmış. Üstüne pump yapmış. 0.095. 66.95. 3.69. Yani ne yapmış? 3'te 1'i kadar kazandırmış. Çanak formasyonuna alıp aldıysanız burada 0.95'ten sattıysanız parayı vurdunuz. Allah bereket versin. Her zaman ne diyoruz? %10. %20. Doge'u izleyeceğiz. Doge şu an pump'ta. Doge ile ilgili ne söylesek yalan olur arkadaşlar. Bitti. Yani Doge şu an pump'ta. Oraya gider, buraya gider desek yalan olur. En fazla şöyle bir şey derim. Hiç alakasız olmayan. Şöyle derim. Anladın mı? Yani çok kısa bir süre yani bunun için bir şey söylemek imkansız. Diyecekler ki bana sen iyi çanak çömlekçisin. Bunu yapmış zaten. Bunu da yapmış. Şöyle yapabilir. Bunu yeniler bilmez, eskiler bilir. Şöyle bir şey yapabilir. Öyle bir şey yapsa. Az bakayım arkadaşlar. Kesin bir şey söylemeyeyim şimdi. Az bana 10 saniye izin verin. Öyle olmaz. Şöyle olur mu? Yani. Az oturmak üzere bu. Böyle bir şey yaparsa. Öyle bir şey yaparsa, eğer yaparsa, bak, şöyle bir şey yaparsa, buraya kadar alalım. Bunu yaptı mı? Örnek veriyorum. Bunu yaparsa, afaki çiziyorum. Yani en son bu tabi şu an bunu böyle hani konuşmak için erken bu tren çizgisini oluşturmak için. Buna biz içten değil de dıştan tren çizgisi oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunu ben bir seneler önce ünlü bir trader'dan bir şey kursu almıştık. 3-5 saatlik tanıtım kursu orada görmüştüm. Bununla ilgili ben çok formasyon yapıyorum kendi başımda ama bu videolarda çok paylaşmıyorum. Arkadaki kendi bilgisayarımda hallediyorum. Sunum yaptığım bilgisayarımda değil. Yani bu şu çizginin içine oturup buradan devam edebilir diye Doge düşünüyor diyorum. Ama burada birkaç tane daha mum kapatması lazım ki böyle gider diye düşünüyorum şu anlık. Tabii çok net bir şey yok yani burada bir iki tane mum çizip de ona göre işlemin gidişatı ile ilgili bir şey diyemiyorum. Bunu burada dursun. Oldu mu olmadısına bakarız. Tabi buradan pump yemeye devam ederse bu çizgiyi mizgiyi tanımaz. Yukarı gider. Yani en az 0.10 çünkü buraya kadar gelmişken 0.10'a gitmemesi gitmesi sürpriz olmaz. O yüzden hiç olmazsa böyle birkaç saatlik daha bunu kapatsın. Ona göre bu çizgiyi düzenleriz yani. Bu çizgiyi öylesine bir çizdim bakalım nereye gidecek ne yapacak diye. Doge yatırımcıları bu sayede güldü. Doge'un en kötü şeyi arzının sınırlı olmaması.
ucunun açık olması, dolar gibi istediğin, Türk lirası gibi istediğin gibi basılması. O yüzden arkadaşlar Doge'la ilgili takip etmek lazım. Biraz daha mum oluşması lazım. Onunla ilgili yarın umarım daha iyi bir yorum yaparız. Ama biz en son şurada almıştık biliyorsunuz bu çanağın başında. 0.78'de tekrar alım. Pardon çok özür dilerim. Şurada almıştık. Değil mi? 66'da almıştık. Burada 66'da aldık. Burada iş devam etti. Durumun nereye gideceği ona göre belli olacak. Birkaç gün. Yani hiç olmazsa yarın olması lazım ki yorumu yapalım. Ama yorum yapabilirim. Şimdi SXP'ye nazar değdik sanırım. Ama bu SXP'nin nazarı demeyeyim de ben bu Bitcoin'leri altcoin'leri ezmesi diyorum ben buraya. Yani durum çok vahim değil. İki tane kırmızı kapatmış ama üç tane de yeşil kapatmış gördüğünüz gibi. Buradan tekrar yukarıya geçecektir bu diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani SXP'deki orta vadedeki hedeflerimi ben şahsen değiştirmedim. Ya çünkü şu mor desteğe oturacak da bu mor destekte biraz hot'taki gibi gezecek de falan da oradan sonra tekrar aşağı çakılacak da falan biraz uzun zor hedefler gibi gözüküyor şu an grafikler. SXP'cilerin biraz daha beklemesi lazım. Ben de bekliyorum. Benim de elimde SXP yatırım var. Ya yani ben 5 dolardan önce satmam diyordum. Şimdi grafiğe baktım. İyi gitmeye başladı. Ondan sonra ne oldu? Daha da güzel grafiklerdi. Bu sefer diyorum ki işte 10 dolar civarına, 10 dolara yakın civarlarda anca satarım diyorum. Birinç piyasadaki kırımlarla birlikte kırılmış. Yani kırılmış. Yine burada söylediğim gibi burada Bitcoin'in baskısı var bu coin üzerinde de. Biraz bunu da izlemek lazım. İşte böyle Bitcoin'in ani pump yaptığı zamanlar böyle hiç coin analizi yapmak insan içinden gelmiyor. Çünkü hani grafiği aşıyor. Yani şimdi Bitcoin normalde 60 bin seviyelerine giderken 63 bin seviyelerine çıktı. 3 bin dolar birden yükseldi. Paralar da Bitcoin'e kaydı. Şimdi bilinçten oradan buradaki coinlerdeki paralar buralara gitti. Ne oldu? Bilinçteki grafikte tutmadı. Yani bunu biraz Bitcoin daha durulduğu zaman bakmamız lazım. Ki bunu biz zaten 2-3 gün önceki, bir hafta önceki videolarda söyledik. Bitcoin'in ani bir pump'ı bunları ezer diye. Bunlar ezildiği zaman rulantiye giriyor. Bakın şuradan kendine bir destek çizgisi almış. Şöyle tam buraya koyduğum şekilde. Hatta bunu çizelim de burada dursun ne olur ne olmaz diye. Lazım olur belki. Şöyle bir destek çizgisi çizmiş yani. 0.5.62'den bir destek çizgisi çizmiş. Bunu takip etmek lazım. Bitcoin yükseldiğinde coinler eziliyorsa endişe ve panik etmeyin arkadaşlar. Yani bu Bitcoin'lerin kötü olmasından, düşeceğinden, ayı piyasasından falan geldiğinden değil. Adam Bitcoin alıyor. Bitcoin'in ileride daha da yükseleceği sinyalini alıyor. Adam onun için ne yapıyor abi? Bitcoin'e yatırım yapıyor. İster istemez bu coinlerdeki, altcoin'lerdeki karını alıp çıkıyor. Bir iki gün sonra Bitcoin'de yeteri kadar elinde olduktan sonra tekrar bu altcoin'lere geri sağlayacaktır. Evet. NEM üçgenimizi kırmış, üstünde gitmiş. Buradaki en büyük destek seviyesi olan 0.40.48 destek seviyesini vurmuş, tekrar yukarı çıkmış. Şu an bir ZEM'le ilgili bir sıkıntı yok. ZEM bu mavi çizgin üzerinde gittiği sürece, aşağısına kırmadığı sürece 3 tane kırmızı mı falan kapatmış. 3 tane kırmızı mı kapat? Bakayım da bir bakalım ne. 1 2 3 tane kırmızı kapatmış, 4.'ü kapatmış, sonra tepki almış. Yani şu mavi destek seviyesi üzerinde yine 3 tane diyelim biz. 3 tane kırmızı mum kapatmadığı sürece 0.50 hedefleri hayal değil diye düşünüyorum. Hiç hayal değil abi. Baksana şunun grafiğine ya. Bak abi şunun grafiğine. Bak. 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 Nereden çizmişiz görüyor musun? Bak. Hayal değil abi ya bu. Bu hayal değil yani. Ya bu airdrop bunu mahvetti. Yani bu ZEM'i bu airdrop mahvetti. Darmadağın etti. Ya ben hatırlamıyorum ya. Belki bir iki coin daha vardır ama arşive bakmak lazım. Yani bu kadar airdrop'tan bu kadar sancılı çıkan coin herhalde ilk 5'e bu ZEM girer herhalde. O yüzden ZEM'in toplamasını aslında bu sıralar toplaması lazım. Tamamen şimdi artık trendler oturdu. Beklediği kadar bekledi. Ama dediğim gibi şu maviye tutundu bu. Maviye tutunduysa üste gelir diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet.
29 dakika konuştuk yine arkadaşlar. Başka yazmış mısınız bir coin? Ya notlarımda yok. Bir de adaya bakalım. Aday yazmışlar. Ben mi yazdım? O köşeye bir kağıdın böyle kuşesine bir aday yazılmış. Adaya biz ne zamandan beri bakmıyormuşuz ya? 8 Nisan'dan beri bakmadık mı? Ha, buraya bir soru işareti koymuşuz. Buraya kadar gelir diye. Gelmiş abi. Gelmiş yani. Buraya bir soru işareti koymuşuz. Buraya gelmiş abi. Geldiyse bu soru işaretini kaldıralım. Buraya bir üçgen çizmişiz. Doğru mu? Üçgen formasyonu çizmişiz. Üçgen formasyonu kırınca yukarı doğru çıkmış. Hemen bir daha şöyle bakalım. Evet. Çanak yüksek, çanak yüksek. Çanak yüksek, çanak yüksek düşmüş, tepki almış. Buradan gitmiş. Yanlış çizdik. Yanlış çizdik. Yanlış, yanlış. Aloha. Aloha, aloha. Adada sıkıntı yok. Ada bu çizgiyi takip edecek gibi gözüküyor. Hatta şurada bir şeyler deniyor. Şurada bir şeyler deniyor. Ada buraya yaparsa, çıkarsa ilk hedefi 1.49 arkadaşlar. 1.49. 1.49. Eğer Bitcoin ezmeyi bırakırsa, yol açarsa hedefi 1.49 gibi gözüküyor adanın. Adanın zaten şu ana kadar hatırlarsanız oraya demin bir kocaman soru işareti koymuştuk. O kocaman soru işaretinden sonra adanın zaten onu yapması lazım. Adanın onu yapmadığı sürece zaten bu piyasadan çekilmesi lazım. Mahallenin çocuklarını toplayın. Bunun ağzını burnunu gırdırın bu adanın. Ada şımarmasyon formasyonuna girmiş artık. Evet. Adanın dediğim gibi şu an bir sıkıntısı yok. Burayı da kırar. Büyük ihtimal 1.49'a gitmesi lazım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bitcoin bunun kafasına vurulmasıyla birlikte. Evet. Teşekkür ediyorum. Yine beni dinlediniz. Bana zaman ayırdınız. Hayatınızdan tam 32 dakika çaldım. Kendinize iyi bakın. Bir başka günlük analiz videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce bir video çekeceğim. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi Bitcoin'in ani düşüşlerinde, yükselişlerde, işte böyle çeşitli piyasa olaylarında falan çok yorum geliyor. Özellikle özel mesaj çok geliyor, mail çok geliyor. Ya işte battık mı, çıktık mı, onu mu yaptık, bunu mu yaptık? Şimdi eski coin piyasasında olan arkadaşlar haricinde yeni arkadaşlarımız da çok var. Son 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda coin alıp satmaya başlayan, bu işi bilmeyen, eşinin dostunun tavsiyesiyle bu işe giren çok arkadaşımız var. Doğru yatırım coin'de nasıl yapılır? İşin psikolojisini anlatacağım. Hani coin bulmayı, doğru coin'e yatırım yapmayı, yatırım tavsiyesi olmak üzere zaten anlatıyoruz ama işin psikolojisi nasıl yönetirsiniz? Nasıl dikkat edersiniz? Onlarla ilgili bir video çekeceğim bugün inşallah yetişebilirse sahura kadar. O videoda biraz anlatacağım. O da yarım saatlik video olur ortalama. O videoda izlerseniz yeni arkadaşlar da içinde çok güzel nüanslar var. Ben yatırımlarımı yaparken onlara göre yapıyorum. Yani evet de coin'leri inceliyorum ama önce psikolojimi sağlıyorum. İşte psikolojik alım yapıyorum. Ondan sonra coin alımı yapıyorum. O yüzden o videoyu da takip etmenizi ve izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.